Selamünaleyküm arkadaşlar. Yeni bir video ile karşınızdayız. Hepinize hayırlı günler. Sabahki videomuzdan sonra bir de hayvanlardan görüntüler alayım. Bu kümesimizde değişim ne var? İki tane kaz aldık getirdik. Bizim kazımız malum yavruluktan beri büyüttüğümüz tek erkek diyebildiğimiz ama muhtemelen dişi olabilme ihtimali de olan kaz. Muhtemelen Linda kazı bu arkadaşlar. Çok emin değilim. Ördeklerimiz aynı şekilde duruyorlar. Buna bir de arkadaş olsun diye iki tane bozkuş kazımı, yerli kazma artık Erkan abi bunlara bozkuş kazı diyor. İki tane de blue ve sarı tonlarında kaz getirdik. Bunlardan da üretim yapacağız. İleriki dönemlerde plan proje ne olur bilmiyorum ama güzel iki tane kaz getirdik. Bunlar yani bu renkte pek fazla kaz göremezsiniz. Bunlar da bir çalışma ürünü aslında. Blue ve Splash renkleri buff yani sarımsı oluyor şu. Ötekisi de gri. Gördüğünüz gibi kümese de alışmışlar. Büyük de bayağı iri hayvanlar. Bakalım kaz üretimini de bu şekilde devam ettireceğiz. Bu bizim ufaklık yanlarında bayağı bayağı küçük kaldı. Tabii onlar biraz bağırıyor gördüğünüz gibi. Normalde bizim kazımız hiç bağırmıyordu. Bu keratalar ses tonları yüksek. Ördeklerimiz de gördüğünüz gibi şuraya gömmüşler. Ördekler yumurta yaptığı zaman gömüyor arkadaşlar. Şunu mesela toprağın altında herhalde bir 5-6 yumurtası vardı. Tavşanlar bahçede yağmur yağmıyor ne zamandır. Yağmadığı için de otlar kendini şöyle bir patlatmadı. Ama kümesimizin birçoğu bölgesinde de yeşillenme çok arkadaşlar. Tavuklarımızın da keyifleri güzel. 3-4 gündür falan yokum. Hayvanları görmüyorum diyebilirim. Temizlik vaktimiz geldi yeniden. Nasipse bir temizlik operasyonu yapacağız. Bu arada şuradaki tavşanlarımızı da artık dışarıya salma vaktimizin geldiğini düşünüyorum. Burada bu arada bir tane yumurta kırılmış. Bunu Sultan mı yumurtladı acaba bilmiyorum ama bu tavşanlarımızı yavaş yavaş salacağım. Şöyle dışarıya atalım. Bu ne ya? Bayağı büyümüş bunlar ha. Maşallah. Oh oh oh. Sen de gel. Gelmedi. Neyse yavru tavşanları bahçeye salayım. Bunlar artık kedilerin yiyemeyeceği ayarlara geldi. Şunu da yakalamam lazım. İki tane daha var. Aslında beyazları salmayacaktım ama dediğim gibi kedi artık onları yemez. Çünkü bayağı büyüdüler. Anne de yakın zamanda yavrulayabilir. Ama tabi havalar soğuk gidiyor. Bunu buradan almam icap eder. Bakayım şöyle bir. Tabi anne şişmanlamaya başlamış. Onun da günü yakındır. Aslında eşleştirme videomuza bir bakalım. Tabi eş tutup tutmadı hakkında bilgim yok. Lob tavşanını biz bununla eşlemiştik arkadaşlar. Muhtemelen bu babayla ya da diğeriyle. Ama altından ölen yavrulara baktığımızda siyah beyaz yavrular geldi. O neden olduğu anlamış değilim. Keşke büyüselerdi, ölmeselerdi büyüdüklerini de görmüş olurduk. Ama nasip değilmiş. Bizim bu tavşanlarımız dediğim gibi yerli tavşandan kat ve kat büyük olmaya başladılar. Muhtemelen babası valikan olduğu için valikana da dönecekler gibi. Bayağı bir iri hayvanlar olacaklar. Büyümelerini bekliyoruz. Şu iki yavruyu da gel. Bu ne bize psikopatlık yapıyor lan? Sen saldırmaya mı başladın? Alo, sende boyu yoktu ya. Muhittin. Hop. Aklını alırım vallahi bak. Gel. Yemleri bitmiş. Yemlere bakalım. Bıldırcınların yumurtaları şu an yok. Çünkü yem değiştirince yumurtalar azalmıştı. Şu an kökten bitmiş. Anaçlar duruyor. Burada çok güzel bir gübre var aslında. Yakın zamanda bahçemizi belleyeceğiz. Bahçeye buradan çıkarttım. Toprağa atabilirim. Ufak tefek kavga gürültüler başladı. Şu tavşanları da yakalamaya çalışıyorum ama neyse en azından en son giderken telefonu elimden bırakınca ayarlarım.
Tavşanlar umarım bir şey gelmez başlarına. Yarışmaya götürebilirim diyeceğim tavuklar da bunların içinde geziyor arkadaşlar şu an. Dolaşsınlar bakalım. Anaç tavuklarımız zaten tüylerini falan komple dizdi. Güvercinlerin bu göğüs şebap dediğimiz güvercinler, onları falan buraya attım arkadaşlar. Yeni güvercin geldi. Birazdan onu da çekeceğim size. Erkan abinin hediyesi sağ olsun. Bizim burada şu görmüş olduğunuz göğüs şebap dedikleri bir dişi bir erkek. Onları da bu bölmeye saldım. Bütün güvercinlerimizin keyfi, hali, vakti yerinde. Birazdan yem takviyesi yapacağız. Burada iki tane mi, bir tane mi bakayım. İki tane yumurta yatıyor bu var. Bunlar ne yapmış bizim yokluğumuzda? İki tane burada yumurta var. Maşallah. İki tane bunda yumurta var. İki tane de yeni büyüyen taklacı yavrumuz var. Bunlar bakıcı olacaklar. Artık yavaş yavaş kümeste besleyecek olduğum güvercinleri netleştirdim arkadaşlar. Bunlar görmüş olduğunuz bütün güvercinler bizde bakıcı olacaklar. Yani şu mor göğüslülerden belki bir tık daha üretim yaparım ama geri kalanlarının tamamı bakıcı olacaklar. Yeni gelen güvercinden biraz bahsedeyim. Adını bilmiyorum. Yarışmalarda derece alan hayvanların soyundan, yurt dışından gelmişti zaten. Rakkas diye normalde geçiyor ama bunlar rakkas değil. Şöyle tabi bunların kafesini buraya aldım. Şebapları buradan öteki tarafa taşıdım. Şöyle iki tane resim çekip de kapak resmi yapayım bari. 10 numara 5 yıldız. Yani bunlar da dediğim gibi bir tık brahmalar gibi. Ayağında da bilezikleri var. Erkan Erdem abimiz sağ olsun bize bunları verdi. Bunlarda da bir yarışma formu fiziği oluyormuş arkadaşlar. Standartları varmış. Besleyecek olduğum iki ırk var. Şebap ve bunlar. Bunların da adını öğreneyim. Eşleşme yapmış, yavru alamamış. Muhtemelen kuyruklarından dolayı eşleşme gerçekleşmiyor. O yüzden dişi olan şu, anladığım kadarıyla dişi olan hangisi ise yakın zamanda onun kuyruklarını komple kesip daha önce şebaptan yavru aldığımız gibi bunlardan da nasipse yavru alacağız. Ama çok güzel değiller mi ya? Bu arada ismini gerçekten bilen arkadaşlarımız yorum bölümüne yazarsa sevinirim. Hayvanların paçalarından şekline, tipine kadar, bir de şöyle kafa sallama olayları falan. Bak Allah'ım, tipini yedimini. Müthişler. Ben çok sevdim. Şu yuvalığın da içine biraz çam pürsüsü koyup hazırlık yaptıracağım ama dediğim gibi kuyruklarını kesmem lazım. Önce erkeğini çözelim. Bir de sizden bir ricam var. Güvercinlerde dişi ve erkek olayı nasıl anlaşılıyor? Bana bunu yazarsanız sevinirim. Bazıları işte boğazından anlaşılıyor, kafasından anlaşılıyor diyorlar ama ben burada mesela hangisi dişi, hangisi erkek, inanın bilmiyorum. İşte bir tanesi birini atar yaparken evet bu erkek diyebilirim ama bilgisi olanlar yorum bölümüne lütfen yazsınlar arkadaşlar. Dediğim gibi her şeyi de biz bilmeyeceğiz. Bilmediklerimizi de sizlerin aracılığıyla inşallah öğreneceğiz. İkinci besleyecek olduğum ırk da bu şebaplar. Bunları bize Mehmet Özgen kardeşimiz sağ olsun hediye getirmişti. Baba çok iyi olduğunu teyit ettik. Anne de bir tık daha vasıf olabilirmiş. Yakın zamanda inşallah şebapın da iyisini beslemek istiyorum. Bunlar miski. Şöyle kanadının daha yukarıda olması gerekiyor. Bunlardan da üretime devam edeceğim arkadaşlar. Şebap ve bu yandaki yeni getirdiğimiz güvercinlerden çoğu üretimi yapmayı planlıyorum. Yanda da az önceki şebapların iki tane yavrusu var burada büyüyen. Nasipse biraz daha büyüdüklerinde bunlar dişi sanırım, ikisi de dişi. Şimdi bakayım. Bu ikisi de, bir tanesi daha büyük, bir tanesi daha küçük. İkisi de tüyünü tamamen dizdikten sonra İstediğimiz vasıflarda şebap olabilir diye düşünüyorum. Bunların da standartları üzerinde çalışıyorum ben arkadaşlar. Eğer öğrenirsem sizlere de aktaracağım. Şebap Kulüp Başkanı'yla görüşmeler yaptım. Burada Salih'de bir abimiz varmış. Bunlar da
Şenol kardeşimizin göndermiş olduğu şebaplar. Ben çok beğeniyorum. Gelen yorumlar benim için çok bir önem arz etmiyor. Bunlardan da üretime devam edeceğiz. Bunlara kürek deniyor. Bunlarda bir kafa yandakiler gibi biraz daha büyük olması gerektiğini söylediler. Ama güzel bir tane yavrusu var. Yine büyümekte. Dediğim gibi şebap ırkına bahçemizde yer verdik. Burada da bir tane kaçamak tavşan var. Kendini buğday ambarına atmış. Yemiyor. Yarışmaya bir ay kaldı. Horozlar artık kafeslere tamamen alıştı. 4 tane horozumuz var. Yarışmaya götürebiliriz dediğimiz. Kanatlarını artık yavaş yavaş yerine oturtma vakitleri geldi. Aradaki siyahlar yukarıya doğru hala çıkmaya devam ediyor ama form fizik bakımından güzel hayvanlar. Hollanda tepelileri de bahçede artık yakında yumurta yaparlar diye bekliyoruz. Tüyleri tamamen bitti. Durum bu arkadaşlar. Kümesimizdeki hayvanlardan da genel bir gözlem aldık. Dediğim gibi lop tavşanı maalesef yavrularını kaybettik ama sevindiğimiz haber ise köpeklerimizin gözlerinin açılması oldu. Bu sene üretim artık yavaş yavaş başlar. Tavukların tamamının gördüğünüz gibi tüyleri artık çıktı. Horozlar yarışmaya gidip geldikten sonra damızlığa atılacaklar. Aldığı sonuçların ne olduğu çok önemli değil. Çünkü her yarışma hayvanların eksi ve artı yönlerini görmektir. Bu da son gelen damızlık horoz. Tüylerini falan yapmaya başladı. Kanatlarını toplamaya başladı. Yakında sırtını dizerse farklı bir kan. Kuyruk yapısı çok hoş. Sadece sırt hattını toparlaması lazım. Durum bundan ibaret. Şu diğer tavşanları da bahçeye salalım. Hayvanların da yem olayını bitirelim. Sonra evimize çıkacağız. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hepiniz Allah'a emanet olun.